Arkadaşlar, Spor Güzelleştir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır istediğiniz bir içerik vardı. Bizim spor branşlarımızdan paraşüt branşına denememizi istiyordunuz. Tabii bugün ben eğitimimi almadığım için deneyemeyeceğim ama bu eğitimleri almış, bu sürece başlamış mükemmel bir hoca yanımızda. Ali Kemal Hoca'yı alkışlarınızla buraya davet. Hocam, bugün Tekirdağ Uçmakdere'ye geldik. Evet. Mükemmel bir manzara var burada arkadaşlar. Ali Kemal Hoca sağ olsun buraya bize önerdi. Birlikte geldik buraya. Hocam, şimdi bu branşı yapmayanlar için de size sorayım. Bu branşa başlamaları için neler yapmaları gerekiyor? Paraşüt, yani yamaç paraşütü eğitime başlamaları için ilk önce arabada olduğu gibi belirli sanatta ehliyetler var. Mesela ehliyette nasıl B'yle başlıyorsun, işte daha ağır vasıtaları kullanmak için işte E'ye, ondan sonra yükseliyorsa yamaç paraşütünde başlangıç eğitimi P2 ile başlıyor. Evet. P2 eğitimi aldıktan sonra 7 sortilik bir uçuşta P2 eğitimini veriyorlar ama onun öncesinde tabii 2 ya da 3 haftalık bir eğitim var. Bu eğitimlerde işte her şeyi öğretiyor. Şimdi eğitim süreci çok güzel de uzun, yani merak ettiğimiz şu. Şimdi yerden yükseklikte tek başınıza havadasınız. Mükemmel bir manzaranın karşısındasınız. Orada nasıl bir duygu içerisine giriyorsunuz? Bize bunu anlatın. Şimdi Ali Kemal Hocam gözlüklerini de takmış. Bütün takımları hazır. Birazdan o duyguları da yaşayacak ama sormak istiyorum. Önemli olan bu bizim için aslında. Ya orada şu, şimdi insanoğlunun doğasına aykırı olan her şey hoşuna gidiyor. Mesela havada yüksekte olmak bizim doğamız değil yani. Yani Rabbimize kuşlar gibi uçamıyoruz. Şimdi senin olmadığın bir yerdesin. Yani havadasın ve kuşlar gibi uçuyorsun. Bunun hazlı tadı çok farklı bir şey. Yani bu heyecanı anlatarak yaşayamazsın. Senin de havalanman lazım, uçman lazım. Bizim hemen GoPro'muz da var. Bugün drone'umuz da bizle birlikte. Ali Kemal Hoca'nın bütün süreçlerini sizin için hazırlayacağız arkadaşlar. Kamera arkasında Muhammed Seki Hocamız var. O da sağ olsun bütün destekleriyle bizimle. Bütün aşamaları size kısa kısa göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi sürece başlayabiliriz. Şu an hazırlanıyoruz. Harnesimizi giyeceğiz, kuşanacağız. Abi bir dakika müsaade edebilir misin abi? Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldik. Tekirdağ Uçmakdere'deydik. Çok güzel bir manzarada, çok keyifli anlar geçirdik. Ali Kemal Hoca yamaç paraşütü yaptı. Biz de Muhammed Zeki Hoca ile birlikte manzaranın tadını çıkarmaya çalıştık. Arkadan izledik, çekim yaptık. Bizim için de aslında çok güzel geçti ama o anı yaşayan, o manzaranın tadını çıkartan Ali Kemal Hoca'ya sormak istiyorum. Hocam, uçuş nasıl bir duyguydu? Düşüncelerinizi alayım sizden. Tamam. İlk önce şunu söyleyeyim. İlk defa bir yerden uçulacaksa şunun heyecanı oluyor. İşte kalkışı nasıl yapacağım, iniş planlamamı nasıl yapacağım, bu tür heyecanlar oluyor. O yüzden benim de Uçmakdere'deki ilk uçuşumdu. İlk uçuşum olduğu için de çok heyecanlıydım. Kaskı unuttu var. Kaskı takmayı sonra evet. Serhat hatırlattı. Hocam dedi, kaskı takmadan mı gidiyorsun dedi. Güvenlik önlemlerini almadan uçacaktık yani. Allah'tan aldık güvenlik önlemlerimizi. İki düz kalkış yaptım. İki düz kalkışım da sorunsuzdu. Sorunsuz bir şekilde, hatta kalkış alanının ortasından kalktım yani. Sona doğru koşmama da gerek kalmadı. Bu arada rüzgar da sıfırdı yani. Sıfır rüzgarda biraz kalkmak zor oluyor. Kalktıktan sonra zaten denizin manzarası, havada olman seni çok büyülüyor. Hatta denizin manzarasına dalıp bu sefer şeyi unutuyorsun. Dönüşleri unutuyorsun, inişi unutuyorsun. Bugün onları biraz yaşadım denize bakarken. İnşallah GoPro ile kayıt almışsınızdır hocam. GoPro ile ilk önce bir kayıt alamadım. 360 kamerayla karıştırdım. Ondan sonra dedim Serhat, bunun açısını ayarla falan filan. Serhat da kamerayı
başlatıyor. Kanguru gibi göbeğime bırakıyor. Ondan sonra bombayı aşağıda ben kamerayı nasıl açacağım falan filan. O da çok benim dikkatimi dağıttı. İlk defa GoPro ile uçtum hani. Bir yandan da çekim yapmak için. O da biraz zorladı. Ama ikinci inişimi tam hocanın ayağının dibine yaptım. Bütün planlamayı bana bıraktı. Planlamada tam ayağının dibine indim. Şaşırdı yani nasıl buraya indin diye. Ben de kendimle biraz gurur duydum yani. Biraz enaniyet yapayım ya. Ama sağlıklı bir uçuş oldu. Hem uçuş hem de iniş oldu. O yüzden bunlar çok önemli yamaç paraşütünde. Hocam güvenlik sizden şunun sözünü de alayım o zaman. Ekip arkadaşlarımızdan da bizim takipçilerimizden de yamaç paraşütü yapmak isteyen arkadaşları buraya davet edebiliriz. Mustafa hocamız da var burada. Tabii uçmak dereye davet edebiliriz. Hep birlikte buraya bir uçuş yapmak için gelebiliriz. Çünkü bizim arkadaşlar da bekliyor uçuş yapmayı burada. Herkesi burada tandem uçuşu olarak çift şekilde uçabilirler. Onun isteği arzusu olursa her zaman karşılarız burada. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Ali Kemal hocanın bugün bize olan emeklerinden, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz içerikler sizin için gelmeye devam edecek ama yapmaları gereken tek şey ne hocam? Hemen alt tarafta. Alt tarafta Sporu Güzelleştir kanalını takip etmeleri. Hayır, abone olacağım. Abone olup ondan sonra bildirimleri zilleri açmaları önemli. Aynen arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Muhammed abi çekime devam eder misin? Biz yürüyelim. Gel hocam. Vay be çok güzel. Çok iyi de. Gel abi gel.